Şimdi bu dünya bizi ahireti unutturacak kadar meşgul ediyor. Ama dünya deyince de insanın aklına direkt para gelmesin. Dünya dediğimiz ne biliyor musunuz? Kalbin masivadaki bütün bağlantılarına ne diyoruz? Dünya diyoruz. Bazıları da dünya deni kökünden gelmiştir diyor. Yani deni affedersiniz aşağılık demek yani. Demek ki dünya bir insanı aşağıya çekmek için sürekli kalbine halatlar atıyor. Tekrar edeyim. Dünya deyince sadece para akla gelmesin. Dünya deyince kalben alaka duyduğumuz ne varsa kalp onun nasıl içine aldıysa dünya dediğimiz odur. Şimdi bir de etrafta sağ olsun çok yardım ediyor değil mi? Sürekli ne diyorlar? Aman dünya, aman dünya. Bak evladım ne yap ne? Dünyayı kazan, dünyayı kazan. Ya dünyayı kazanan da yaşıyor, kazanmayan da yaşıyor. Ama ahireti kazanamayanların yaşaması mümkün değil. Ne demek yaşaması mümkün değil? Yani ismi hayyın farklı bir tecellisine mazhar olacak. Allah muhafaza cehennem ehli değil mi? Allah onlara da hayatın bir mertebesini verecek ama hangi mertebesi? Şimdi bir insan gibi yaşamak var. O hayatın bir mertebesidir. Bir de çok affedersiniz pislik böceği neyin içinde yaşıyor? Pisliğin içinde. O hiç kendisini de yadırgamaz değil mi orada? Artık alışmış, ülfet peyda etmiştir. Ama dışarıdan onu gören bir insan der ki aa burada yaşanır mı der. O da ismi hay tecellisi vardır ama hangi mertebededir Allah bilir. Dünyayı kazanan da yaşayacak, kazanamayan da bir şekilde yaşayacak. Ama ahireti kazanamayanın yaşama ihtimali söz konusu değildir. Tam burada Allah Azze ve Celle bu manayı unutmayalım diye yani kalbin dünya ile alakası biraz kesilsin diye bize bazı manevi hastalıkları yardımcı gönderir. Bu manevi hastalıkların kimisi kaygı ve korku. Çok var değil mi etrafta? Çok inanılmaz kaygılanıyoruz yani. İş için kaygılanıyoruz, para için kaygılanıyoruz. Geçen birisi anlattı da diyorlarmış ki ya çocuğum ağzına üzüm atsa akciğerine mi kaçacak diye uyku uyuyamıyormuş böyle gözünden yaş geliyormuş. Demek ki çocuğun bile bir yeri var değil mi? Hayır hayır Allah'ım o önce senin mülkün sonra ben onun bekçisiyim demek icap ediyor. Yoksa ne yapıyor? O dünyalar tatlısı çocuk bile insana hayatı zehir ediyor. Gözünden yaşlar akıtıyor. Şimdi bu korku kaygı dediğim var ya bu aslı itibariyle bir problem değil. Nedir o zaman aslı itibariyle? Bu bizim bir parçamız korku ve kaygı. E ne demek yani şimdi parça bir işe yarar. Mesela arabanın bir parçası vardır, şanzımanı bir işe yarar. Arabanın parçası vardır, direksiyon bir işe yarar. Korku ve kaygı bir işe mi yarıyor demek istiyorsun? Evet, korku ve kaygı bir işe yarıyor. Ne işine yarıyor? Korku ve kaygı seni sığınacağın limana götüren bir anahtar vazifesi görüyor. Allah Allah. Bak şimdi ne demek o? Şimdi şöyle bir insanı ele alalım, bir incelemeye çalışalım. Şimdi benim ne kadar ihtiyacım var sizce? Sonsuz sonsuz, değil mi? Sonsuz ihtiyacım var ama elimden çekilenlere sadece endişe duyuyorum. Halbuki birazcık hüşyar olan, uyanık olan bir insan ne kadar endişe duyması lazım? Sonsuz ihtiyacın varsa sonsuz endişe duyman lazım. Şimdi sonsuz ihtiyacım var. Peki ne kadar sermayem var? Sıfır sermayem var. Yani bana ait nefesim olsa keşke. Şöyle poşetlesem de gezdirsem. O da yok. Bana ait nefesim bile yok. Sonsuz ihtiyaç varsa ama karşılığında sıfır sermaye varsa bu insanı nereye sevk eden bir araç olur? Sonsuzu aramaya sevk eden bir ilaç olur. E madem öyle bunu korku ve kaygılar sağlıyor. O zaman korkular ve kaygılar uzaklaşacak değil, kullanılacak bir materyaldir. Öyle öyle bak. O korku kaygı içine şeytanı bile katabilirsin. Şeytanın bile gayeyi yeganesi nedir biliyor musun? Senin Allah'a sığınmana vesile olmandır. Yoksa haşa şeytan ayrı bir ilah mıdır? Hayır. Kim yarattı şeytanı? Her şeye gücü, kudreti yeten Allah Azze ve Celle. Allah Allah. Gerçekten o mu yarattı? Evet, o yarattı. Niye yarattı? Bir misyon için yarattı. Bak bak. Şeytan da haydi ondan kaçın da sonsuza teveccüh edin, sonsuza sığının denilen bir misyonun adıdır. Şeytan bile bizi Allah'a yaklaştırmak için bir araçsa, korkular ve kaygılar aslı itibariyle kurtulmamız gereken şeyler değil. Yönünü düzeltip, bu sonsuz korku ve kaygılarım beni sonsuzu aramaya itiyor.
manasında kullanılacak bir anahtar hükmündedir. Şimdi bazıları diyor ki, abi bak sen Allah'ı tanımayanlar için ifade ediyorsun. Ama ben Allah'ı tanıyorum, gene de korku, kaygı ve takıntılarımdan kurtulamıyorum. Demek ki Allah'ı hakkıyla tanımıyorsun. Kendine göre tanıyorsun. Çünkü Risale-i Nur'da beyan ediyor. Allah'ı hakkıyla tanıyan, o imanı hakiki elde edenin meydan okumayacağı hiçbir şey yoktur. Yani onu korkutacak bir şey var mıdır? Onu yeryüzünde korkutacak tek şey, eyvah imanımı. Yani beni dünyadaki korkulardan koruyan, muhafaza eden şeyi kaybeder miyimden korkar. Bak tek şeyden korktular. Ne oldu korkuda? Vahdet oldu. Demek ki tevhid dediğimizin buna bakan yönü de vardır. Biz korkuda da şirke girmemek zorundayız. Bütün kainatı, hayır, bütün korkuları, bak, bütün korkuları da yaratandan korkarsan, korkulardan korkmana gerek kalmaz. Şimdi anlaşılsın diye söylüyorum, böyle beni bir şey gibi düşünün, şöyle büyük bir çiftliğin sahibi. Şurada da böyle yaratık gibi köpeklerim var. Nasıl? Gırla var. Siz de geldiniz, benimle bir şey konuşacaksınız böyle. Bir işimiz var, al gülüm ver gülüm işimiz var, geldiniz huzuruma konuşacağız böyle. Köpeklerim nasıl biliyor musun? Pişt desem böyle köpekler hemen böyle korkuyor benden. Şöyle kapanıyorlar, pişt desem hemen hırlıyorlar. Sahip kime saldırayım diye bekliyor. Şimdi siz girdiğinizde köpeklerin her birisinden korkarsınız. Ama köpeklerin dilinden anlar mısınız? Hayır. Köpekleri ikna etmeye çalışmak ne kadar mantıklı? Sıfır. Kimi ikna edeyim? Köpekleri bir ıslığıyla hadi çekil buradan kovuyorum seni diyecek adamı ikna edersen köpeklerden korkmana gerek kalmaz. Bir bahçeye gittiğimizde öyle olmuyor mu? Geçen Niğde'de senin oraya geldik. İki tane yaratık geldi. Biz kimin yanına geldik? Senin yanına. İbrahim abi nasılsın dedik. Şöyle yanına geldik şimdi. Eğer onların, köpeklerin sözünü dinleyeni razı ve ikna edersen köpeklerden korkmana gerek kalmaz. Kaygı ve korkular biz farkında varmadan haf müşriği olduğumuz için, yani korkuda da şirke girdiğimiz için bizi baskılıyor. Şimdi ben sabahtan beri kaygı korku parçamız diyorum. O zaman iki yönü var bu parçanın. Allah'a tevcih edersen ne âlâ, seni Allah'a yaklaştıran bir anahtar. Eğer Allah'a yönlendirdim zannıyla böyle dünyada kalbini bağladığın şeylerin zevki benden gider mi diye yönlendirirsen ne oluyor biliyor musun? Kaygı ve korkular ilk insanda immün sistemini baskılıyor. Yani bağışıklık sistemini. Bir insanın fiziksel cismindeki bağışıklık sistemi baskılanırsa ortaya ne çıkıyor? Başka başka hastalıklar çıkıyor. Hatta bazı araştırmalar okudum. Buradaki tıpçı arkadaşlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız daha iyi bilir. Kanser hücrelerinin bile vücutta artıp serbest dolaşımını sağlayan bu kaygı ve stres diyorlar. Benim okuduğum makalelerde. Bak şimdi. İmmün sistemi, bağışıklık sistemi baskılıyor. Bu sefer ortaya maddi hastalık çıkıyor. O zaman bütün maddi hastalıkların kökü maneviyatta oluyor bak. Allah Allah. Şimdi pandemi dönemini hatırlarsınız. Pandemi döneminde virüsten daha tehlikeli bir şey vardı. Basının, medyanın böyle insanlara yüklediği korkular virüsün korkularının çok üstündeydi. Bak o korkulardan dolayı o kadar çok insan hem maddi başka hastalıklara tutuldu hem de manen psikolojisini kaybetti. Yani bu hayattan ben çıkmak istiyorum dedi. Bak birçokları Allah muhafaza. Niye böyle oluyor biliyor musun? Kaygı ve korkunun neyini sağlayamadık? Yönünü. Bunun bir pusulası var yani. Bunun bir amacı var değil mi? Arabada düz yolla gidip ulaşacağın yere ulaşmak ya da duvara vurup çarpıp yaralanmak gibi düşünün yani. Kaygı ve korkunun da bir pusulası var, bir ibresi var. Eğer onu, ya Rab ben bu korkuları sana sığınmak için kullanıyorum. Kim bana bir kamçı daha vurup korkutsa ben de senin dergahını bir kez daha çalıyorum desen of inanılmaz güçlü kudretli bir adam olarak kalkacaksın. Ama yönünü doğru kullanamazsan bu bağışıklık sistemini baskılayan korkular ve kaygılar devam eden süreçte seni hasta edecektir. Bu arada o korku kaygı ortadan cort diye çıkmıyor. Senin kalbini bağladığın yerden korkutuyor. Korku kaygı çat diye bir yerden çıkıp ay canım sıkıldı seni bir korkutayım demiyor. Yine seni senin kalbini bağladığın silahlarla korkutuyor yani Allah Allah. Şimdi madem ahval böyleyse ben karşımda korkan birisine kardeşim korkma kaygılanma desem çözüm olur mu? Olmaz. Bir de takıntı yapar daha çok korkar. O zaman maddi yahut manevi bir hastalığa düçar olan birisine ne yapmak lazım? Hastalığın
meyvelerini ona göstermek lazım. Şimdi bir adam spor salonunda terliyor değil mi? Sıkıntıdır bu. Niye terliyor? Meyvesi var. Kaslanacak adam, güçlenecek. Belki ileri yaşlarda daha sağlıklı olacak. Şimdi mesela bir tane şöyle ağır işte çalışan, yük taşıyan bir arkadaşımız değil mi? Şimdi o arkadaşımız ne yapıyor? Terliyor, endişeleniyor. Bir problem var ortada ama endişe ediyor mu? Endişe etmiyor. Neden? Çünkü neticesini biliyor. Neticesinde ne var? Bir sermaye var. Demek hastalık geldiği anda maddi veyahut manevi. Biz bunun meyvelerini bilirsek, bu meyvelerini bilerek manevi bir teselli elde edebilirsek eğer, bizim korku ve kaygıdan kurtulmamız inşallah çok kolay olacaktır. Şimdi buna bakan bir ders işleyeceğiz. Dersin ana muhatabı kim biliyor musunuz? Ana muhatabı şu. Maddi ya da manevi bir hastalığa yakalanıp dünyanın lezzetleri elimden gidiyor diye kaygılanan insan. Bugünkü dersin muhatabı kimmiş? Maddi ya da manevi bir hastalığa yakalanıp eyvah dünyanın lezzetleri elimden gider diyen kişi. Şimdi hastalık misafir geliyor ya, maddi ya da manevi. Psikolojik hastalıklar inanın maddi hastalıklardan daha yorucu olabiliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Adam diyor ki eyvah diyor ya eyvah. Ben Instagram'da gördüğüm gibi eğlenemeyeceğim. Bir pazar kahvaltım vardı, bir gezmem vardı, bir bilmem ne vardı. Bak problem tam da buradan başlıyor. Dünya eğlenme yeri değil. Dünya imtihan yeri. Bak bu kabul edilmeyince üstüne neyi inşa edersen et çözüm olmuyor. Tam problem burada başlıyor. Sen bu dünyaya eğlenmeye gelmedin ama eğlenenler var. Tamam onlar eşantiyon olarak geliyor. Dünyanın asli amacı imtihan etmek. İmtihan edecek ki, seni o imtihan zembereğine sokacak ki, içinde ne var? Samimi bir adam mı var? Yoksa Allah'a değil de verdiği lezzetlere tapan bir adam mı var? Şimdi Kur'an bahsettiği ayetlerde ne diyor? Hiç endişelenmeyin. Hep eğleneceksiniz, hep güleceksiniz. Dünya mutluluk yeri böyle mi diyor? Hayır, hayır. Ne diyor biliyor musun? Allah Azze ve Celle imtihanlarla sizi hallaç pamuğuna çevirecek diyor. Defalarca eleyecek, eleyecek, eleyecek. Senin içindeki asıl niyet dışına çıkacak. Allah bunu zaten biliyor. O amaç ne? Bizi bize gösteriyor. Demek temel problem böyle başlıyor. Dünya imtihan yeri. Yani bir gün eve gittin, olmaz bir iş oldu hanımla, çocukla. Başına hiç beklemediğin bir şey geldi. Bundan bahsediyor mu Kur'an? Tam da bundan bahsediyor işte. Böyle böyle dünya imtihan yeri diyor. Bir gün işe gittin, patron dedi ki kardeş çek git seninle işim yok. Olması gereken bu mu? Bu bak. Bir gün doktora gittin, doktor dedi ki üf bu nasıl hastalık ya? Vallahi size ben bile yardımcı olamam dedi. Bu şimdi nedir? Bak olması gereken bu. Dünya ne yeri? Dünya imtihan yeri. Tam problem burada başlıyor. Dünyaya Instagram'daki eğlenceleri ben sıralayacağım, onları tek tek tadacağım dersen birazdan okuyacağımız mektupta efsane göreceksin. Beklediğin lezzet ölçüsünde sana azap hediye gelecek. Ama dünyanın bir imtihan yeri olduğunu kabul edersen bir sıkıntı kalmayacak. Şimdi hani bizim öğretmenlerimiz bizi imtihana sokardı değil mi? Şimdi ben bir imtihana girsem, baksam desem ki üf bu sorular ne? Ya ne bekliyordun? İmtihanda ne bekliyorsun? İmtihanda ya soru olur ya sorun olur değil mi? Sen imtihanda ne bekliyorsun? Yemek mi bekliyorsun? Bak tam olayımız bu. Allah Azze ve Celle Kur'an'ıyla defalarca beyan etti. Sahabe efendilerimizle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ne haberler gönderdi ne haberler. Şimdi sen bunlara hazırlanmadığın anda bir anda ortaya çıkan bir hastalık ne yapıyor biliyor musun seni? Ah ben o Instagram'da gördüğüm hayatı yaşayamayacak mıyım diye yıkıyor, geçiriyor. Öyle öyle bak. Bu dersi etraftaki bir hasta için dinlemeyin lütfen. Bu hastalık nasıl bir şey biliyor musunuz? İnanın neredeyse ölüm gibi bir şey. Yani mukadderat. Herkes yaşıyor mu? Herkes yaşıyor ya. Biraz aşağı, biraz yukarı. Allah onu kişiye göre isabet ettiriyor ama var mı yaşamayan? Şöyle benim dişim ağrımadı diyen var mı burada? Bak çocuk bile bulamazsınız. Şimdi bu hastalık mutlaka bize geldiği anda bizim de moralimizi bozuyor. Bak öyle oluyor ya. Bir vuruyor hastalık, bir ameliyata giriyorsun, eve kapanıyorsun, haftalarca adım atamıyorsun. Çok çok affedersiniz. Mesela atıyorum bacağın sakat diyelim, yaralı maralı. Hani şöyle bir kendimi temizleyeyim diye duşa girsen bacağını streçleyip girmek durumunda kalıyor. Acizliğe bak, acizliğe, acizliğe bak. Şimdi tam böyle bir anda bu meyveler yetişmezse ne olur biliyor musun? Güzel yaşanan her hayat senin de canın çektiği için sana ızdırap olur. Çünkü o an senin kaç dünyan var? Bir dünyan var. Ahiretin yok ki. Yok yok, ahirete iman etsek biz ahirete mışlı mışlı gibi iman ettiğimiz için aklımıza gelmiyor. Ahirete iman etsek meyvelerini bileceğiz. Ama ahirete düzgün iman edemediğimizden o an ne diyoruz? Eyvah bir tanecik hayatım var. Bu gencecik yaşımda şu lezzetim mi gitti, bu lezzetim mi gitti, şu yum mu gitti, bu yum mu gitti? Hadi bakalım o lezzetlerin gitmesi aslında hayır mıymış, şer miymiş? Şu ince derste birlikte görelim. Buyurun beyler. Bismi Sübhanehu. 25. lem'a, 6. deva. Ey elemden teşekki eden hasta. Yani hastalık geldi,
elem çekiyor, acı çekiyor ve hasta neye başlamış? Şikayete başlamış. Ben mi kaldım, bu hastalığın bulacağından ben mi kaldım? O kadar da dünya planım vardı, o kadar lezzetlerim vardı diye neye başlıyor? Şikayete, evet. Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattur et. Herhalde ya o ya ah diyeceksin. Bak şimdi burada iki ihtimal söylemiş. Geçmişte bizim ya üzgün günümüz var ya mutlu günümüz var. Şu an düşünüyorum. Hangisine oh ne güzel oldu derim, hangisine ah ah derim, hangisine ah ah çekerim? Geçmişteki mutlu günler şu an beni üzen günler oluyor aslında. Ah ah, hatırlar mısın? Ne servet içinde yaşardık, şimdi görmüyor musun kiramı denkleştiremiyorum. Bak ne oldu geçmişteki mutlu gün? Elem oldu ya, bana ah çektirdi. Ah ah, hatırlar mısın? Filanca vardı da şu bahçede otururduk, şimdi Emre Hak vaki oldu gitti. Çok özlüyorum onu çok. Geçmişteki güzel günleri çektirdi bana. Elem çektirdi, ah çektirdi. Peki bir de zıttını düşün. Hatırlar mısın geçmişte 3 ay hastanede yatmıştım. Çok affedersiniz şöyle bir su içeyim diye elimi uzattım. Elim gücü yetmedi, bir ihtiyacımı gideremedim. Şimdi oh bak nasıl da yürüyorum. Ne oldu? Geçmişteki elemli gün ne çektirdi? O çektirdi. O zaman çok karmaşık bir denklem var. Geçmişte mutlu günler seni terk edince yerine acı bırakıyor. Yani lezzetin zevali elemdir. Hatırlar mısın şu güzel günleri? Bak bak, niye böyle anlatıyor bu adam? Çünkü güzel günler varmış, kesilmiş, ah ah diye acı vermiş. Zıttı da geçerli bak. Bugünkü anahtar cümlemiz şimdi geliyor. Şu, elemin zevali lezzettir. Yani elemli, sıkıntılı günler geçirdin ve bu günler bitti. Neticesinde neyi bıraktı? Lezzeti bıraktı. Şimdi ben o bacak ameliyatı geçirdiğimde şimdi yürüyemiyorsun, edemiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Çok aciz bir durumdasın yani. Bu patella çıkığı deniyor yani. Biraz zahmetli bir ameliyat. Süreci de uzun sürdü. 1,5 aydan fazla dereceli dizlikle gezdim. Yani dizim boşa düşüp işte kırılmasın, bir şey olmasın diye dereceli dizlik takıyorlar. Değneklerle adım atıyorsun falan. Hatta 1,5 ay sonra kontrole gittim. Dedim spor yapabilir miyim? Gücün yettiği kadar yapabilirsin. Kemik kaynamış dedi. Hani bu bisiklet var. Bisiklete biniyorsun. Sporda o bisiklete binenler olmuştur değil mi? Biraz bisikleti çalıştırınca bisiklet dıdıt diye çalışmaya başlıyor. Ondan sonra starta basıyorsun, çalıştırıyorsun. Normalde 20 dakika o koşuyu yapacaksın ya. Benim bisiklet 19 dakika sonra çalıştı. Gücüm yetmiyor böyle. İtmeye gücüm yetmiyor. İtiyor itiyor bisiklet çalışmıyor. Ondan sonra bisikletten indim, şöyle adım atıp yürüyorum, diyorum ki Allah Allah benim ayağım var falan diyorum yani. Şimdi dışarıdan gören birisi olsa der ki Allah Allah deliye bak ya, ayağı var diye seviniyor. Ama bana ayağımın olduğunun şükrünü ne hissettirdi biliyor musunuz? Yokluğu hissettirdi, zıttı hissettirdi. Bana ne verdi biliyor musun? O an etrafımda bulunan hiç kimse sağ bacağından lezzet alamıyorken ben lezzet aldım. Bir günde ayağımı yara yapmışım. Hiç olmaz bir yer ya. Şu ayağın, serçe parmağının burası iltihap kapmış ama nasıl biliyor musun? Ayak davul gibi. O dönemlerde böyle resmi kurumlarda çalışıyorum. Mecbur takım elbise giyiyorum, yani kundura giyiyorum. Ayak davul gibi, ayağımda kundura. Her teneffüste gidiyorum, affedersiniz böyle neşterle iltihabı akıtıyorum, pansumanlı yapıyorum, mikrop kapmasın diye şöyle böyle işte tekrar sarıyorum, derse girip devam ediyorum. Neşter vuruyorum, derse devam ediyorum. Allah Allah, nasılım biliyor musun böyle? Ayak bağırıyor oradan, abi lütfen üstüme basma diye bağırıyor ayak ya, nasıl acı çekiyorum. Derken birkaç hafta böyle geldi gitti, geldi gitti. Ondan sonra abdest alıyorum, böyle serçe parmağıma bakıp buluyorum kendimi. Diyorum ki ne güzel bir serçe parmağı bu ya. Geçti ya hastalık şimdi. Orada gören biri der ki Allah Allah, şimdi az serçe parmağı bu adam yani bununla nasıl bir muhabbet kurmuş olabilir. Ama onun acı günü gitti ya, zevali gittiği için o serçe parmak bana lezzet vermeye başladı. Öyle bir hatıra yaşamayanlar serçe parmağından lezzet alamadı hiçbir zaman. Görüyorsunuz değil mi olayı? Allah Allah. Bize bu kıymetleri ve lezzetleri verenin ismi hastalık. Bak devam edelim buyurun. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasreta va esefa. Esefler olsun, yazıklar olsun. Kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et, sana oh elhamdülillah şükür dediren, senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki
senin kalbin şükreder. Cümleye dikkat. Çünkü elemin zevali lezzettir. Bak anladınız değil mi? Az önce lezzetten nereden geldi? Elem vardı. Vazifesini yaptı. Seni uyandırdı. Çekti gitti. Şimdi lezzet duyacaksın yani. Allah Allah. Şimdi mesela bizim şeyimizin bak ayak gitmiş. Kendi doktor ama ayağına çare olamıyor. Şimdi bak bu da enteresan değil mi? Herkes elinden geleni yapıyor. Kendi doktor belki gitti başka bir doktor arkadaşı elinden geleni yaptı. Hemşiresi, eczacısı, ilacı, pansumanı ama herkes bir şey bekliyor. Neyi bekliyor? Asıl şafinin şifa verip vermeyeceğini bekliyor bak. Çok enteresan değil mi? Şifanın Allah'tan olduğu ne kadar belli. Şimdi o şeyimizin ayağı yarın bir gün geçecek, düzelecek. Şu alçıyı çıkaracaklar. Ondan sonra böyle ayağına bakıp bakıp durup gülecek böyle. Biz de onu anlamayacağız diyeceğiz ki Allah Allah. Oğlan herhalde o gün sadece ayağına değil kafasına da darbe aldı. Gitti herhalde kafada gitti diyeceğiz. Halbuki olay o mu? Hayır, o adam bir lezzet alıyor. Ne lezzeti biliyor musun? Tantuni lezzeti değil. Kavundan lezzet değil. Şöyle bir buz gibi sıcağın ortasında portakal suyu lezzeti değil. Ayak lezzeti. Çünkü elemin zevali lezzettir. Şimdi bir de bir adamda iman varsa. Benim bu anlattığım dünyaya bakan yani. Bir de iman varsa acı bitti mi? Bitti. Nesi kaldı biliyor musun? Ayak kalmadı. Ahirette cennetten saraylar kaldı o adama ya. Bak bak. O elemin bitişi lezzet diyoruz ya. Bunun bir zahire bakan yanı var. Tamam dünyada koştum hopladım. Aa ayağım varmış dedim. Parmağım kırıktı parmağım varmış dedim. Bir şeyler. Bir de bunun ahirete bakan yanı var yani. İnsan şu manaları kalbine alsa var ya. Her sıkıntıya şükreder hale gelir. Size bu manaları anlatan birkaç hadis okuyacağım. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen. Allah şöyle buyurdu. Mümin kullarımdan birine bir bela ve hastalık verdiğimde bana hamd eder ve verdiğim bela ve hastalığa sabır gösterirse yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenmiş olarak kalkar. Mithat görüyor musun müjdeleri bak sen de? Yeni böbrek nakli oldum. Bak bak müjdelere bak müjdelere. Yani şu an bir insan irade kullanarak şu makamı elde etmesi çok zor. Ama hastalık gelince tek yapacağını biliyor musun? Sabır ve şükür. Devam ediyor. Allah hafıza meleklerine şöyle buyurur. Ben bu kulumu yatağa esir ettim ve ona bela verdim. O halde ondan önce sıhhattayken kendisine yazmış olduğunuz sevapları yazmaya devam edin. Şimdi bu sabrı ve şükrü anlayan ve şikayet etmeyen bir adam için geçerli. Bak yeni bir hadis okuyorum yine Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde. Kul ibadet üzere iyi bir yolda iken hastalansa, sizin gibi insanlar yani. O kul ile görevli meleğe denilir ki iyileşinceye veya ölünceye kadar sıhhatli iken yaptığı ameli gibi yazın. Ne yazın? Sevap yazın. Bak bak olaya bak ya. Olaya bak. Sen yatağa düşüyorsun biri geliyor serin bağlıyor ama ibadet etmeye devam ediyorsun aslında. Şimdi bir insan bu hastalığa sevinir mi, üzülür mü? Bir de ayet okuyayım. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Ne demek bu? O zaman bir hastalık geliyorsa bu benim işlediklerim yüzünden olabilir mi? Olabilir. Şimdi bak. Kusurum var, isyanım var, günahım var, suçum var. Allah Azze ve Celle de dedi ki ey kulum. Senin bu kusur ve günahlarını bu dünyada hastalıkla mı temizleyeyim, ahirette sonsuz bir cehennem azapla mı temizleyeyim? Ne istersin? Bu dünyada bunu hastalıkla mı temizleyeyim, ahirette cehennem azabıyla ateşle mi temizleyeyim? Hangisi? Ya Rab dur, ahirete bırakma ya. Bak bir de olay şöyle. Bu dünyada temizlenecek olsa, bu dünyada bir gün hastasın, ahirette binler gün olarak temizlenebilir. Ama bu dünyadaki isyan üstüne giden bir günüm ahirette binler gün azap olacak. Yani matematiği de çok enteresan. Şimdi bir insan istemez değil mi? Ne der? Ya Rab. Sen beni bu dünyada neyle temizle? Hastalıklarla. Allah Azze ve Celle kalbinin derinliklerinden öyle diyeceğini bildiğin için işte o şekilde sana muamele ediyor. Görüyor musun? Ama demek ki biraz daha neyin hissesi var? Bizim nefsimizin. Eğer Kur'an'ın ahkamıyla, ayetleriyle anlasaydık belki de bu hastalık bize ilişmeyecekti. Ama Kur'an'ın ayetleriyle anlamadığın için Allah Azze ve Celle'nin başka ayetleri de var. Ne gibi? Hastalık gibi, diyaliz gibi, bacağın kırığı gibi ilahir danice hastalıklar var burada değil mi? Allah Allah. Görüyor musun olayı? Devam edelim mi? Buyurun. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet irsiyet bırakmış ki. Miras bırakıyor ruhta. Onu da az önce konuştuk değil mi? Hastalık gitti ne oldu? Hem lezzeti hem de ahireti düşününce kat ve kat artan lezzet. Evet. Düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler takattur ediyor. Çok şükretmek lazım. Çünkü niye biliyor musun? Bu hastalık gibi hiçbir şey uyandıramaz insanı. Bak şükretmek lazım yani. Kıymetini bilmek lazım. Bu kadar bizi uyandıracak bir günü bir daha yaşama ihtimalimiz olmayabilir. Yatağa düşüyorsun ya o aciz halinle.
Seni bir daha bu kadar uyandıracak bir şey olmayabilir. Hastalık nasıl bir uyandırıcı biliyor musun? Bir insan kafirse onu ehli iman edebilir bak. Böyle bir uyandırıcı. Bir insan gafilse onu hüşyar bir hale getirebilir. Mesela namazı yoktur adamın, namazlandırabilir. Veyahut adam riya gibi şirkiyafi denilen bir günaha girmiştir. Böyle bir pisliğe bulaşmıştır. Hastalık gelir, içini dışına çıkarır. Şöyle iyice bir sirkeler, temizler. Sonra adam ihlaslı bir hale gelebilir. Sizin bu kadar uyandırabilecek başka bir tanıdığınız var mı? Bak şu dersler, sohbetler bu kadar uyandırmıyor. Ama hastalık gelip ciğerden nota vurduğu için adam uyanıyor, hüşyar oluyor. Bir gün hapiste böyle çok vakit geçirmiş birisiyle muhabbet ediyordum. Maşallah dedim, bak Allah dedim seni seviyormuş dedim. Ne sevecek dedi ya. Sevse dedi benim başıma bunlar gelir mi dedi. Nereden belliymiş sevdiği dedi. Dedim ki bak seni sevmese şu anlattığın olaylardan bir kör kurşunda sana vururdu. Çekerim giderdi, biterdi iş. Ama ne yapmış? Sevmiş, hayat vermeye devam etmiş ve seni günahlarını arttıramayacağın bir yere koymuş. Bak sevdiği nereden belli? Buradan belli. Hastalık hapishanesi de aynı manada Allah'ın bir insanla ilgilendiğinin işaretidir. Yoksa Allah ilgilenmese ne yapar? İstidraç. Ne demek istidraç? Allah'ın razı olmadığı bir kuluna dünyada her istediği şeyi vermez. Bak bir rivayette geçiyor. Rivayetin mana olarak hatırlıyorum. Yine bakarız ayrıntılı. Allah meleklerine diyor ki şu kafirin sesi geliyor. Ne istiyor diyor. Bunun sesini sevmiyorum, verin gitsin diyor. Ama bir mümin yakarıyor ya hastalık vesilesiyle, onun sesi diyor çok güzel dua geliyor diyor. Bak mana olarak bir hadiste. Hadise bilmana caiz ya, onun için böyle söyledim. Şimdi Allah hasta bir kulunu sevmeseydi şöyle yapayım böyle yapayım diye uğraşmazdı. Ne yapardı? Değil mi? Verirdi istidraç. Dünya zaten Allah'ın değer verdiği bir yer değil. Verirdi. Al istediğin kadar dünya derdi. Keserdi sesini, biterdi. Ama ne istiyor? Yakarmanı istiyor. Yalvarmanı ve bizzat ona sığınmanı istiyor. Allah'ın bizi sevdiği, verdiği hastalıktan belli oluyor mu? Belli oluyor. Bakın ayette ne diyor biliyor musun? Feskuruni eskurkum diyor. Ne demek? Anın beni, anayım sizi diyor. Hastalıktan daha güzel Allah'ı andığımız bir yer var mı? Hastalık olmadan da şöyle elimizi açıyoruz. Biraz kafamız burada. Değil mi? Biraz elimiz telefonda. Ama hastalık olduğunda Mevlam diyoruz. Ya Rab diyoruz. Beni bırakma diyoruz. Nasıl ciğerden söylüyoruz? Tam Allah'ın istediği şekilde anma o mu? Öyle öyle değil mi? O yüzden ne diyor? Feskuruni eskurkum. Anın beni, anayım sizi. Sen o hastalık zamanında veyahut sıhhatli zamanında Allah'ı anmayı bırakmazsan o da sırat zamanında seni anmaktan vazgeçmez. Neredeydi benim okuluğum? Der elbet. Der. Şimdi biz bu vefayı bazen bir insanda bile görüyoruz. Bazen diyorum çünkü vefanın çok eksildiği bir asırdayız maalesef. Haşa, Allah Azze ve Celle bir insandan daha mı az vefalı? Sen Allah'ın dinine omuz olacaksın, onu anacaksın. Hastalık gününde bile Allah'ım ben sana şekva etmeyeceğim diyeceksin. Allah senin kadar da mı vefa göstermeyecek? Mümkün mü? Haşa, mümkün değil. Mümkün değil. Evet, devam edelim mi? Sana va esefa, va hasreta dedirten, eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki, zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem irsiyet bırakıp, ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Geçmişte yaşadığım güzel günler aklıma gelince ne bırakıyor? Hüzün bırakıyor. Üstad Hazretleri o yüzden diyor ki bakın, dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezzetleri terk etmek evladır diyor Üstad. Anladınız mı cümleyi? Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezzetleri terk etmek evladır diyor. Şimdi bir insan tantuni bilmese canı tantuni çekebilir mi? Hayır. Tantunisiz kaldığında üzülebilir mi? Üzülemez. O zaman her varlık lezzetiyle birlikte bir de bir tehlike bırakıyor. Eğer bir gün onsuz kalırsan üzüleceksin. Ben çok duyuyorum böyle çocukluktan varlıklı büyüyen arkadaşlardan, Allah'ım ne olur beni bu gördüğümden geri koyma yoksa yapamam diyor. Yapamam diyor yani. Aslında çok doğru bir cümle mi hiç emin olamadım yani. Çünkü Allah bu imtihanı biter mi? Bu dünyada imtihan dünyası. O Suriye çadırındaki gencecik çocukları görüyorsun. 2-3 yaşlarında en çok şefkate muhtaç oldukları yaşlarda. Sel basmış, bir çadır kurmuşlar ama içi nasıl biliyor musun? Berbat. Çamurdan tepe olmuş, suyun değmediği yer iki tepede iki kardeş yatıyor. Şimdi sen neyi görüp yapamıyorsun? Ha? Yapamadın mı? Ya vallahi böyle meydan okuyacak ilahlığımız var ya. Allah'ım bahtına düştüm, senden hidayet, iman istiyorum. Her verdiğin imtihanı anlayacak iman istiyorum demek yerine araba istiyorum, ev istiyorum, bu dükkanları benden alma diyoruz. Vallahi bizim terazi iyice şaşmış. İyice şaşmış. İyice şaşmış. Hiç hayırlı olmuyor yani bu tür cümleler. Evet buyurun. Madem bir günlük gayrimeşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor. Gayrimeşru lezzet ne oluyor biliyor musunuz? İlla böyle haram aklınıza gelmesin. Sen helal sayılan bir sofraya oturuyorsun ama hiç Allah umrunda değil. Allah'ı iade etmiyorsun.
Sen onu artık kalp mi alıyorsun? Çünkü Allah'ın adı yok orada. Bak bu da gayrimeşruya dönüşüyor. Şimdi Üstad Hazretleri İhsanur'da birçok yerde gayrimeşru muhabbet diyor ya. Gayrimeşru muhabbetin neticesi merhametsizce elem çekmektir diyor. Sen sadece haram bir kız arkadaşı zannediyorsun. Hayır hayır. Gayrimeşru muhabbet demek meşru olmayan, Allah'ın yasalarına uymayan bütün sevgilerdir. Peki Allah'ın yasasına uymayan sevgi hangisidir? Bismillahsız. Yani Allah'ım senin adıyla seviyorum demediğin bütün muhabbetler gayrimeşrudur. O yüzden sadece 3-5 haramın üstünden değerlendirmeyelim dersi. Oldu mu? Buyurun. Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler manevi lezzet, sevapla beraber zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bak, sevabı düşün, iç yüzünü düşün, cümleye bak cümleye, ben okuyayım. Bu da geçer yahude, şekva yerinde şükret. Ne diyecekmişiz? Bu da geçer yahu. Başına bir şey geldi. Şu manevi reçeteyi okudun, hatırladın böyle, kalbinden çıktı. Allah'ım sen varsın, bak ben hatırladım. O zaman neymiş? Bu da geçer yahu. Böyle bir reçete yok ya, böyle bir reçete yok. Yine bir hadis okuyayım mı bak? Tam buraya uygun. Yine hem Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde hem Tirmiz'de geçiyor. İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela peygamberlerdir. Sonra derecelerine göre diğer insanlar gelir. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Neye göre gelirmiş bela? Dinine göre. Eğer dine bağlılığı varsa belası daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre musibetle karşılaşılır. Ama ahiret ölçeği de ona göre olacak. Kişiye belalar gelir gelir de artık onun üzerinde hiçbir günah bırakmaz. O zaman bela ve imtihan dediğin, hastalık dediğin bizzat özel insanlara geliyor demektir. Özel insanlar. Allah Allah. Ama kim? Görene. Bize bu hafta birisi mesaj attı da. Bir okuyayım mı mesajı? Bak şimdi. Çok enteresan ya. Diyor ki bak. Bu mesajı atan çok eski bir ses sanatçısı. Ben birkaç arkadaşa sordum. Tanıdılar, biliyorlardı. Hatta biri dedi onu bilmem kaç yılında kaseti milyon milyon sattı dedi. Böyle çok meşhurmuş. Hasta olmuş bak. Böyle birçok yerlerde şarkı söyleyen bir ablamızmış. Bu ablamız hasta olmuş. Hem de gırtlaktan çok ağır bir şekilde. Belki konuş desen şu an konuşarak ifade etmeye dermanı yetmiyor. Ama mesajla bizim videolara denk gelmiş ve şunları ifade etmiş. Hayırlı akşamlar. Benim adım filanca, sahne adım filanca. 1,5 senedir gırtlak kanseriyim. Gırtlağımı aldılar, konuşamıyorum. Bak. Bir ses sanatçısının şarkı söylemeyi bırak konuşamadığını düşün. Nasıl bir ibretlik haldeyim. Elhamdülillah hiç şikayet etmedim. Veren Allah, alan Allah. Bu hastalık bana Rabbimden armağan. Beni ahirete taşıyacak, devamlı derslerinizi izliyorum. Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Selam ve dua gönderiyorum. Filanca filanca ablanız sevgiyle kalın diye bize mesaj atmış. Şimdi bak. Demek gönlünden bir samimiyet fışkırmış ki yaş kaç olursa olsun. Ne olmuş biliyor musun? Allah azze ve celle o samimiyet daha derinden çıksın diye hemen bir misafir göndermiş hastalığı. O ablamız da manayı anlamış. Ne demiş? Şikayet etmiyorum, şükrediyorum demiş. Bak bak. Allah Allah. Ne güzel bir vesile. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Şimdi bu 6. devada bir hususiyet var. Üstad Hazretleri 6. devayı 2 kez yazıyor. 2 tane 6. deva var. Ve şöyle geçiyor haşiyede. Fıtri bir surette bu lem'a tahattür ettiğinden 6. mertebede 2 defa yazılmış diyor. Fıtriliğine ilişmemek için öylece bıraktık. Belki bir sır vardır diye değiştirmedik diyor. Yani 6. deva Risale-i Nur'da şu okuduğumuz yer bir tane değil 2 tane geçiyor. Biz 1. 6. devayı okuduk. Şimdi bir de 2. 6. devayı okuyalım. Buyurun. 6. deva. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Şimdi hastalığın ızdırap vermesinin sebebi ne diyor? Dünya zevki. Peki biz baştan beri diyoruz ki dünya zevki kalben alakadar olursan uyuşturur adamı diyoruz. Şimdi biz böyle maalesef uyuşuk uyuşuk yaşıyorduk. Sonra Allah'ın bir ayeti geldi. Ne biliyor musunuz ayetin ismi? Covid. Ne oldu? Kimileri eve kapandı, kimileri başka hallere girdi, kiminin ticareti etkilendi. Herkesin uyuşukluğu gitti. Neden? Çünkü dünyanın zevki gitti. Bak ben eskiden diyordum ki, ya haftada bir derse gelin diyordum arkadaşlara. Niye gelmiyorsunuz diyordum. Diyorlar ki ya bildiğin gibi değil diyorlardı ya. Yani bizim işimiz 2 saat terk edilecek iş değil diyorlardı. 2 yıl dükkan kapandı. Kimse ölmedi dükkan kapandı diye. Anlıyor musunuz demek istedim? Yani ben oh iyi olmuş manasını demiyorum. Sadece olan bir şeyin mesajını okuyalım diyordum. Mesela denk geliyordum diyordum ya şu derse gelin diyordum. Hocam diyordu biz haftada 3 gün hanımla alışverişe gideriz. Nasıl vakit bulayım?
Ya nasıl alışverişe giriyorsun 3 gün ya? Bir günde girecek işte. Olur mu diyor, hanım diyor evi başıma yıkar diyor. Niye öyle diyor? Çünkü AVM diye bir beşik var. Böyle sallıyor bizi, uyutuyor. Çoğul, çocuk, ana, baba hepimiz biniyoruz o beşiğe. Koskocaman beşik. Yani insanın bu hayvani lezzetlerine hitap eden ne varsa paketlemişler. AVM diye bir beşiğe koymuşlar. Diyor ki haftada 3 gün biz hanımla bu beşiğe binmezsek ne yapar diyor. Evi başıma yıkar diyor. Böyle garip garip hanımlar da türedi maalesef. Allah bizi ıslah etsin yani. Diyor ki yani beni AVM'ye götürmezsen evi başıma yıkarım diyor yani. Bak bildiğin gibi değil. Şimdi biz o koca koca beşiklerde, AVM'lerde onu gittim, o lezzetim, o zevkim. Bunlar cismani lezzetler ha. O lezzetim, o zevkim, o lezzetim, o zevkim. Ne yapıyorduk? Beşiğe bindik, uyuyup uyuyup gidiyorduk. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? İnin beşikten diye birisi itti bizi düşürdü. Ne? Covid. Gidemedin bir daha AVM'ye. O bilmem ne yemeği yiyemedin. Bilmem ne mağazaları gezemedin. Öyle öyle bak, bu tişört ihtiyacım var olayı değil. Oraya gitmek altık. Bir uyuşukluk olmuş yani, bir zehir olmuş. Psikolojik bir saplantı yani. Haftada 3 hanımla gitmek zorundayız. Sizce bu ne? Sizce bu ne yani? Hep kıyaslamayı yapıyoruz ama yani Suriye çadırında değiliz diye mi bu haldeyiz yani? Ben 3 gün o beşiğe binmezsem, AVM'nin beşiğine felç olurum, perişan olurum. Ne oldu? Birisi geldi, Covid ayetini bize iletti. Beşikten itti bizi. Milyonluk beşiklerde sallanıyorduk, itti. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Herkesin tadı kaçtı, lezzeti kaçtı. Sonra ne olmuş? Buyurun bakalım. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Osman ne dedi üstad? Abi bu zevalde ölüm olmasaydı, firak olmasaydı, yani o geçecek olmasaydı ben de sana acıyacaktım. Evet. Bak üstad ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki dünyada milyonlar seni yaşayacak olsaydın, sevdiklerin seni terk etmeseydi, kabirin azabı olmasaydı, bunlar yokken eğer hasta olsaydın, ben de seninle oturup üzülürdüm diyor. Anladın mı olayı? Bak, yani dünya kusursuz işleseydi, imtihan yeri değil de zevk yeri olsaydı, Üstad Hazretleri diyor ki, o zaman ben de oturup seninle baş başa diz dize üzülecektim diyor. Peki öyle mi? Değil. Buyurun bakalım nasılmış. Fakat madem dünya bir gün bize, haydi dışarı diyecek. Bak farklı bir şey diyor yani. Beklediğin gibi değil, evet. Feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Dünyayı nasıl terk etmek lazım ve buna yardımcımız nedir? Nasıl? Kalben bak. Kesben mi? Hayır. Kimse çalışmasın evinize kapanın o mu? Hayır yani kalbinde çok yer ediyorsa hiç çalışma daha iyi de. Kalben terk etmek manası çok enteresan bak. İmam Azam Ebu Hanife bizim itikadi mezhep imamımız. Ne iş yapıyordu? Tüccar değil mi? Gemilerle iplik, pamuk değil mi? Bunların ticaretini yapıyordu. Ama onun ilmine dünya birazcık mani oldu mu? Birazcık bile olmadı. Bak onun için ne diyorlar biliyor musunuz? Cismi ummanı kesrette, kalbi ummanı vahdette diyorlar. Cismi ummanı kesrette, cisim olarak her yerde aktif, kalbi ummanı vahdette. Kalbi bir yerde diyorlar. Allah Allah. Neden böyle ifade ediyorlar? Çünkü kalben dünyayı terk etmiş. Peki kesben yani çalışma olarak terk etmiş ve İmam Azam terk etmemiş. Peki şimdi kimle masada oturup konuşsak? Vallahi benim kalbimde dünya sevgisi yok diyor ya. Herkes öyle diyor değil mi? Allah Allah. Halbuki sen bir miktar yani tecrübeye binaen belki anlıyorsun. Diyorsun ki ya dünya seni kalben yakalamasa doğru çalışırdın. Yani bozukluk var ki doğru çalışmıyorsun. Şimdi ben arabaya bindim, kontağı açtım, bastım gaza gitmiyor. Ne var o zaman? Bozukluk var. Dersi dinliyorsun, dinliyorsun, dinliyorsun gitmiyor. Ne var o zaman? Bozukluk var. Şimdi gel de adamı ikna et. Nasıl ikna edeceksin? Bir insanın dünyayla kalben alakası olup olmadığı nasıl belli olur? Bak nasıl belli olur biliyor musun? Şimdi masayı ne kadar sıkı tuttuğumu nasıl anlarsınız? Masayı çekerek. Çektim masayı, vermiyorum. Ne dersin? Aa bu adam masaya çok sağlam yapışmış. Geldin şöyle masayı bir çektin, hemen elimden aldın gittin. Ne dersin? Bu adam masaya alaka koymamış dersin değil mi? Allah Allah. Şimdi bir insan ahiret işleri yarım yamalak dururken dünyada elinden bir şey çekildiği anda ağlamaya başlıyorsa kalben alakadarsın demek. Bunun turnusol kağıdı belli oldu mu? Yani söz olarak birbirimize ispatlamaya gerek yok. Kalben elinden çekildiği anda, hep madde de düşünmeyin, rahatının çekilmesi, alışkanlıklarının çekilmesi. Ya da böyle çok kendini seven narsist bir adamsındır, yalnız kaldığın günler çekilmesi, her şey olabilir. Kalbin neye alakası var? İnanın çok çeşitliliği var. Şimdi kalbinin alakadar olduğu ne elinden çekildiğinde, sen ağlamaya başlıyorsan kalbin dünyayı tapulamış demektir. Yani şunsuz,
Olamam. Olup olamayacağının göstergesi nedir? O zaman şöyle yapalım artık. Mesela birisine ispat ediyorsun. Yok kardeş, bizim kalben dünya ile hiçbir alakamız yok. O ispat edeceğin kişi de desin ki hiç mi yok? Hiç yok. Tamam desin, şu araba anahtarından başla. Çekince bu adam kalben ağlıyor mu, gülüyor mu? Çekildiği anda ağlıyorsa ne vardır kalben? Alaka vardır. Şimdi yine İmam Azam'la ilgili bir şey konuşalım. Bir gün birisi geliyor, diyor ki ey imam, gemilerim batmış. Şöyle kalbine bir eğiliyor ve elhamdülillah diyor. Sonra aynı adam gelip ya imam yanlış söyledim, batan gemiler senin değilmiş deyince yine kalbine eğilip elhamdülillah diyor. Fark ne? Fark ne biliyor musunuz? Hiçbir farkın olmaması fark burada. Birincisinde kaybettiğine üzülmüyor, ikincisinde kazandığına üzülmüyor. Peki ey İmam Azam, sır nedir? Nasıl oluyor da koca gemilerin batıyor, kazandığına sevinmiyor? Bizim kayık batsa maalesef üzülmeyi bırak, dünyadan ümidimizi kesiyoruz. Bak çok feci bir hastalık. Benim diyoruz bu dünyada yaşamamın anlamı kalmadı diyoruz. Bak bak maalesef. Şimdi bir adamın holdingi var diyelim. Büyük holdingi var. Ne kazanıyor? Oo, uluslararası ticaret. Ne kazandır ne bilir. Bir de bu adama dededen köyde bakkal kalmış. Ne kazanıyor? İki cips, iki çitos. Ne kazansın onu kazanıyor. Şimdi birisi bu holding sahibi adama gelip dese ki ya senin dededen kalma bakkal kar yapıyor. Kar yapsa ne yapacak? 50 lira. Ya da zararda, batmak üzere dese, bu adam alakadar olur mu bununla? Olmaz. Niye? Kalbi başka yere bağlı. Kalbi, koca bir holding var ya, dedemden kalma bakkal. Kim neylesin onu? Şimdi İmam Azam'da holding var. Ahiret var yani. Dünya ne? Dededen kalma bakkal. Ahirette kazanacağı holdinge o kadar alakadar olup konsantre olmuş ki dededen kalma bakkal umrunda değil. Ama bir insanın tek umudu köy bakkalıysa, o adam köy bakkalının en ufak zararıyla kalben iner iner çıkar. Bak kalbi alaka duyduğun şey senin mutluluğunu ve üzüntünü belirler. Mesela böyle borsa takip eden bir adam televizyonun karşısında, onun mutluluğunu veya hüznünü ne belirliyor? Televizyon belirliyor. Televizyon artıştaysa o adam mutlulukta. Televizyon inişteyse o adam hüzünlerde, eyvah diyor, eyvah diyor yani. İnanın ilgilendiğimizin tamamı dünyanın eşantiyonu hükmünde. Bizim manevi mutluluğumuzu ve hüznümüzün endeksini ne belirliyor? Acaba imana bakan bir şey mi belirliyor? Dünyaya bakan bir şey mi belirliyor? İşte bizim kalbi alakamız tam orada demektir. Hastalık da seni bu virüsten, mikroptan koparacak bir neşter vazifesi gördüğü için zahirde kıyafeti çirkin gözükse de hakikat itibariyle çok sevimli ve yardımcı bir dost, bir memur, bir görevlidir aslında. Şu mana itibariyle biz şuraları iyice anlayalım. Yani biz zaten yarın bir gün ölüp gideceğiz. Hastalıklı da olsak ölüp gideceğiz, sağlıklı da olsak ölüp gideceğiz. O zaman hastalık geldiğinde inanın bana asıl birinci problem hastalıktan kurtulmak değil. Tedbirlerini alırsın ama ilk endişe burası olmaması lazım. Bu hastalık bana bir uyarıcı olarak geldiyse benim bunun yardımıyla cehennemden kurtulmam lazım demek icap ediyor. Buyurun. Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki senin vücudun taştan, demirden değildir. Bakın çok önemli bir mana ya. Bir daha okur musun? Senin vücudun oradan. Senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Bu mana hastalık gelmeden anlaşılmıyor. Öyle öyle. Hele böyle spor yapanları falan görün mesela. Der ki değil mi? On adam gelsin de indireyim şöyle değil mi? Boğa yıkacak. Öyle yani adam sağlıklıyken köylü firavun gibi hissediyor kendisini. Firavun da öyle biliyorsunuz değil mi? Hiç hastalanmamış yani, dişi kanamamış. Öyle gitmiş. Şimdi bu manayı sadece hastalık belirtiyor. Hastalık gelene kadar demir gibisin, sapasağlamsın ve planların ne üstüne? Dünyanın lezzetleri. Öbür ayda bu lezzet, öbür yılda bu lezzet, ondan sonra bu lezzet, ondan sonra bu lezzet. Hastalık geliyor bir çarpıyor, çorbanı ağzına başkası veriyor. Yıkılıyorsun ya, sonra diyorsun ki meğer ben demirden, betondan değilmişim diyorsun. Bizim Amerika'da iş yapan, orada uzun süre kalmış bir abi anlattı geçen. Dedi ki ben orada iş yapıyorum ama böyle büyük iş yapıyorum. Bir tek komşusu varmış. Demiş ki ya böyle arada gelsen de ders yapsak, bak namaz bile tam oturmamış. Bu da diyormuş ki ya sen neden bahsediyorsun? Benim iki saatimin karşılığını biliyor musun diyormuş. Dünya karşılığı ne olacak? Bir gün diyor arabadayım diyor. Birden böyle elim kalbime gitti. Bir şey oldu diyor. Bu aortun iki tane kılıfı var. Aort damarının. İçerideki kılıf yırtılmış. Ya Allah'ın hikmetine bak ya. Sanki içeriden mühendis girip bıçak vuruyor. Yani ne kadar yırtılacağı biliniyor. Bu aort damarının diğer üstteki kılıfa da basınç geliyor. Normalde 3-3,5 santim olan aort damarı 11 santim olmuş. Bak akıllara zarar bir olay yani. Değil mi Emre? Çok görüldük bir şey değil. Sen kalpçisin değil mi? Nadir olan bir şey herhalde. Bir anda
Birincisi yırtılıyor, ikincisi 11 santime gidiyor. Adam kalbini tutmuş, arabada şey varmış, SOS varmış, ona basıyormuş, telefonla böyle düğmelemiş, yandakine vermiş demiş, abime söyle falan, neyse bunu apar topar hastaneye götürmüşler bak. Beni 2 saat ayıramam diyen. 16 gün koma. 3-3,5 ay içerisinde babası vefat ediyor, doktor göndermiyor Amerika'dan Türkiye'ye. Bak, olaya bak. Hatta komadan uyandığında, şimdi o biraz da narkozun şeyi var ya, hani insanı biraz farklı bir hale getiriyor narkoz. Yanında da bir doktor hekim varmış. Bunun elini kolunu da bağlamış ilk uyandığı anda. Vücudundan o bağlantı şeylerini, kablolarını koparması diye. Bu da İngilizce, tam o tabiri bir hatırlasam keşke. Tam Türkçe karşılığı şu: senin Allah'ın var mı? Bunu demiş adama. Yani beni böyle bağlıyorsun. Haşa, senin Allah'ın var mı? Vicdanın var mı demiş senin. Adam da demiş ki Allah şimdi mi aklına geldi demiş. Allah Allah. Olaya bak, olaya bak. 16 gün koma. Şimdi böyle avuç avuç ilaç içiyorum diyor. Görüyor musun? Sürekli kontrol. Mesela arabada gidiyoruz diyor. Onun yardım eden arabada bir arkadaş var. Yolculuklarını o yaptırıyormuş. Arabada bir anda yoruluyorum diyor. Uykum geliyor diyor. O ameliyatı yapan bölgede iki doktor varmış. Tevafuk. İtalyan bir tane doktora denk geliyor da o yapıyor böyle. Nasıl ameliyat yapmışlar biliyor musunuz? 15 derecelik suya yatırıyorlar. Bu ameliyata kadavra ameliyatı deniyormuş. Emre sen daha iyi bilirsin. Ölüm ameliyatı deniyormuş. Kadavra ameliyatı. Adamı 15 derece suya yatırıyorlar. Bak. Kalbini yaracaklar ya. 15 derece su. Ya 15 derece çok soğuk bir şeydir. Klimanın vurduğu 15 derece gibi bile düşünme. Çünkü vücudunun tamamı 15 derece olacak. Şu kafasını da yatırıyorlar ki, değil mi? Kafası da 15 derecede kalsın diye. Etrafa buz koyuyorlar. Tamamen 15 derece. Yani resmen ne biliyor musun abi? Ölümün bir farklı versiyonu. Birden akciğeri makineye bağlıyorlar. Çünkü akciğer söndü mü çok zarar oluyor değil mi Emre? Akciğer sönerse bitiyor adam. Hemen akciğerini makineye bağlıyorlar. Ondan sonra adamı deşmeye başlıyorlar. Bu ellerini ve ayaklarını da hareketli bir sisteme bağlıyor ki doktor nereye girerse elini ayağını oynatsın. Ya düşünebiliyor musun? Kabirde gibisin. 15 derece seni hale getiren bir suyun içindesin. Şöyle kafan da suyun içinde. Ellerin kolların böyle bir öyle yapıyorlar. Bir böyle yapıyorlar, kesmeye başlıyorlar. Adam diyor kaç saat ameliyat sürdü. 16 gün sonra komadan uyandırmışlar. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi 2 saat önemli miymiş? Hiçbir önemi yok. Dünya önemli miymiş? Hiçbir önemi yok. Ne 2 saatler, ne 2 günler, ne kaç aylar. Babasının cenazesine gidemiyor insan değil mi? Bak bak olaya bak olaya. Şimdi hastalık bunu yapıyor biliyor musun? Diyor ki sen demirden betondan değilsin. Tek tek döküleceksin diyor. Gururu bırak diyor bak. Evet, hastalık bu manayı bize ihtar eder, der ki senin vücudun taştan demirden değil. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Bir anda su gibi akıp gidebilirsin bak. Gururu bırak. Gururlanıyoruz ya, kim bize bir şey yapabilir? Aczini anla, malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Cümleye bak. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor diyor. Bak bak. Kalp kulağı varsa bunları anlıyorsun. Diyor ki sen kimsin, busun işte, bu kadarsın. 3 kuruşluk. Yıldın bir yere, yıldın. Ne gibi, çuval gibi yıldın mı, bu kadarsın. Ama kalbin kulağı çalışmıyorsa medya kulağı başka şeyler diyor. Sen özelsin, sen güzelsin, sen tek varlıksın. Yaşa gençken, hayata bir kere geleceksin. Ya problem orada. Bir tane hak var. Bir tane hak. Çarçur edilir mi? Şunu yapan var mı? Ya bu işte üniversite sınavına da bir kez gireceğiz ya. Şurada da bir mangal yakalım. Ya sen şöyle dünyaya bakan bir sınavda diyemediğini ahiret imtihanında nasıl diyorsun ya? Şimdi tam bu hastalık bize bunu anlatıyor. Gururunu bırak. Aczini anla, demirden betondan değilsin diyor. Bir gün Sa'di Şirazi'nin Gülistan kitabında geçiyor. Bir rivayet var. Bir gün adamın biri kerpiçten ev yapıyor. Eve de diyor ki bak diyor, bir gün yıkılacağın zaman bana söyle ki hanımı çocuğu işinden çıkarayım, altında kalmayalım diyor. Evle anlaşıyorlar, evde söz veriyor, sana söyleyeceğim diyor. Bir gün evin duvarında bir yarık oluyor. Şöyle bir avuç çamur alıyor. Yırtılan yere vuruyor. Bir daha duvarlar yırtılıyor. Bir avuç çamuru vuruyor. En son ev perişan ediyor. Yığılıp kalıyor yani. Ne sevdikleri kalıyor, ne bir şey kalıyor. Biz seninle böyle mi anlaşmıştık diyor. Hani söyleyecektin bana diyor. Ben lisan-ı halle söyledim ama her söylediğimde bir avuç çamurla ağzımı kapattın. Ben daha ne diyeyim diyor. Şimdi aynı hesap, aynı. Aynı. Vücudumuzda olan ne varsa Üstad Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Hastalık ölümün keşif kollarıdır. Her biri ne diyor biliyor musun? Öleceksin, demirden betondan değilsin diyor. Manaya bak, manaya. Buyur. Hem madem dünyanın zevki lezzete devam etmiyor, hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. Bak hastalık geliyor, senin sağlığın zaten meşru değil. Helal gitmiyor. Hastalık aslında seni hastalık zindanına alıp bundan da koruyor. Zaten harama gidiyordum. Bir gün biri geldi böyle şikayet ediyor. Başıma ne geldi, bu hastalık geldi. Ben Allah'tan istiyorum, onu istedim vermedi, bunu istedim vermedi, bunu istedim. O an böyle aklıma geldi. Dedim, namaz kılıyor musun dedim.
Yok kılmıyorum dedi. Dedim ki sen Allah'ın bir istediğini vermeyip bu kadar şeyi Allah'tan istemeye utanmıyor musun dedim ya bak. Sen bir istediğini vermemişsin. Vicdanına yakışıyor mu dedim ya. Allah Allah. Öyle oluyor değil mi? Hastalık bizim meşru gitmeyen bir hayattan da muhafaza ediyor aslında. Buyurun. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış. İman gözlüğünü takarsan düşünürsün. Bir günün ahirette binler gün olacak ve günahların teker teker dökülecek. Ama iman gözlüğünü takmazsan hastalık ne gözüküyor? Zulüm, zulüm. Nereden geldi de bu Instagram'da gördüğüm eğlenceli hayatları benden aldı gitti. İlaç ne biliyor musun? Bu da geçer yahu. Nasıl ilaçtır? Allah Allah. Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Mesela. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.